Herkese tekrar oradan merhabalar. Doğru, en son merhabalar. Sizi Selik'te bırakmıştık. Oradan Antalya civarına devam ettik. Aslında bir gece kalmak üzere plan yapmıştık. Plansız bir şekilde ikinci geceyi de geçirdik orada. Antalya merkeze gidişteki amacımız bir aqua parka gitmekti. Özüm için. Tatilin başında söylemiştik Özüm'ün de yapmak istediği planları var diye. Waller Hill aqua parka gitmek. Bazı isimler eski ismi de Aqualand'miş. Orada fok balığı gösterisine ve Belicia gösterisine, Balina gösterisine katıldık. Özüm de çok istiyor tabii ki bunu. Kızımız için planladık. Ama keşke gitmesem miydik? Şöyle ki sezonda özellikle turistlerin de çok yoğun olduğu dönemde aqua parka gitmek çok da mantıklı olmayabiliyor. Ya da bizim gibi bütün seneyi izole olarak geçirmiş insanlar için. Eğlenceli bir günün sabahına tabii ki mide bulantısı, istifra ile uyandık. Özüm rahatsızlandı. Ve ertesi günü hastanede geçirdiğimiz için Antalya'dan planladığımız gibi ayrılamadık ve orada çok fazla video çekmek de içimizden gelmedi sonrasında açıkçası. Aqualand'den bahsedecek olursak iki kişi artı bir 4,5 yaşında çocukla beraber 1190 lira giriş ücreti ödedik. İçeride 190 liralık da bir öğle yemeğin ücreti harcadık. Ortalamanın üzerine bir fiyat evet ama işte yılda bir defa yapıldığı için bizlere de ve içerideki su parkları çocuklar için daha uygun olduğu için bize de daha yapılabilecek bir aktivite olarak geldi. Fiyatının her ne kadar çok gibi görünse de normal olduğu aslında şu an. Yılda bir defa verilecek ya. Ama genel olarak da fiyatlar yüksek. Özellikle turistlere hitap ettiği için. Gerçi turistlerin fiyatı şunu anladık biz. Normal evet, yabancı giriş ücreti farklı. Yabancılara farklı bir giriş ücreti uygulanıyor. Ama onlar da bunun farkında çünkü sıradan sürekli geriye gidip bizlere fiyat soruyorlar. Siz ne kadar aldınız, size ne kadar aldılar, bize bu kadar söylüyorlar diye. Onlar Antalya'nın da farkındalar. Kaldığımız yerden bahsedecek olursak Park Fortnite uygulamasından bir yer bulduk. Özgecan Aslan Parkı'nın karşısındaki karavan park yerinde kaldık. Aslında Park Fortnite'ta da görünen 6 tane karavan park alanları var sahil kenarında. Aslında karavan park alanı da değil. Normal araçlarla beraber yan yanasınız. Ayrıca karavanlar için ayrılmış bir alan yok. Ama genelde oraya karavanlar gelmiş. Otopark alanı olarak değil de karavan alanı olarak kullanılmış bir yer. Ya, ancak şu dezavantajı vardı gittiğimiz yerin. Tamamen eski karavanlardan oluşan karavan çöplüğü tarzında evet, bir yer. Evet, aynen. Yani terk edilmiş karavanlar. Yani çok uzun süre kalınacak bir yer evet. Değildi. Biz de zaten Konyaaltı'na yakın olsun diye o bölgede konakladık. Oradan sonra yolumuza Fasalis Cennet Koyunu planlayarak Park Fortnite'in uygulamasında son yorumlardan birinde gördük. Buranın kapalı olduğunu ama bizim de şansımız denemek istedik. Kapısına kadar gittik. Kapısına kadar dediğimiz yani yol ayrımına kadar gittik ve kapalı olduğunu gördük. Taş bloklarla kapatmışlar yolu. Demek isteyen olursa aracını park edip yürüyerek koya devam edebilir. Ama karavan konaklaması için uygun şu anda değil. Tekirova'yı daha önce birinden güzel olduğunu duymuştuk. Gelelim görelim gerçekten güzel mi? Denizin güzel olduğunu duymuştuk. Yorgunluk da açıkçası. Biraz evet. Dinlenmeye de ihtiyacımız var. Yani o iki günün verdiği yorgunluk, çocuğun hastalanması. Hastanede geçirdik. Hastanede bir de kaza yaptık. Geldi birisi parkta evet. Aracımıza vurdu. Ondan sonra bugün de aracımıza birisi vurdu. İkinci defa. Başka bir kavşakta arkadan bugün vurdu. Bugün de sağdan arkadan yani arkadaş kavşağa gidince durmadan böyle arkamızda. Antalya'da dikkat edilmiyorsun. Antalya'ya gelecek. Biraz daha dikkatli ol. Hava sıcaklığından da düşünüyorum. Aynen. Evet. Dikkatli olmakta fayda dikkatli var. Dikkatli olmakta fayda var. Arkadan vurulabiliyorsun. İki günde bir sağlı sol bağladık yani. Yani talihsiz oldu bu iki gün. Video çekmediğimiz iki gün. Hem hastalık hem kazalar öyle geçti. Umarım bu tatilin en kötü anları onlar olur ve bundan sonrasında hep böyle güzelliklerle, güzel anılarla devam ederiz diyorum. Tekirova'da da burada karavanı bıraktıktan sonra yani Tekirova'nın merkezine girdikten sonra en sonuna kadar gittikten sonra sol tarafa doğru sol bir sağ yapıp turistik bir tesis var burada. Onun önünde bir otopark var. İnsanlar günübirlik kullanıyorlar. Gece de saat 12-1'e kadar aslında hareketli bir yer olarak devam ediyor. Evet, ama ıssız değildi kesinlikle. Hareketli bir yer. Issız değil, hareketli. Evet. Güvenlik sorunu var mı? Çok fazla böyle bir kolay yaşamadık. Gençler sorunu var. Güvenlik sorunu yok da gençleri çok buranın. Evet. Sesli müzik vesaire. Sahili güzel. Çok. Yani karavan için direkt denizin ayağında bir imkanınız var. Biz de gelip geçerken bir gece uğrarız diye düşündük. İkinci gece kaldık. Yarın sabah da çıkmayı planlıyoruz. Evet. Sakin, kalınabilecek bir yer. Rüzgarı güzel. Denize karşı olması güzel. O yüzden birazcık sakinlik arayıp koşturmacalı tatil arasında dinlenmek isteyenler için rotası üzerindeyse Tekirova'yı da tavsiye ederiz açıkçası. Şimdi sizlere Antalya merkezde çektiğimiz su parkının videosu, orada birkaç tane video çekmiştik. Onun videosunu ve bugün Fasalis Antik Kent'te çektiğimiz videoları paylaşacağız. Sonrasında tekrar görüşmek üzere. Vay 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 vay.
etti. Ile sizleri selamlıyor ve Hotelist Stadyum'a hoş geldiniz diyorlar. Dünyanız değil Türkiye. Yani sayın, welcome to Hotelist Stadyum. Ve karşınızda Mida.